Günlük hayatta ilk başta çalışıyorum, devlet memuruyum. Onun dışında para dans yapıyorum. Okçuluğa başladım. Para dansta Türkiye Şampiyonası'nda bir ikincilik, üçte üçüncülük elde ettim. Avrupa Şampiyonası'na ikincilik elde ettiğim için katılamadım. Çünkü para dansın öyle bir dezavantajı var. Sadece birinciler gidebiliyor. Ama Türkiye Şampiyonası'nda ikinciliğim ve üçüncülüklerim var. Okçuluğu seçmemin sebebi, daha önce izlediğim videolarda, sporcularda benim de yapabileceğimi gördüm. Neden ben de yapamayayım dedim. Bir kadın olarak, hem de engelli bir kadın olarak benim de yapabileceğim kanısına vardım. Ve onun için de okçuluğa başladım. Ok atarken hani düşündüğümüz kadar kolay değil ama bir yerden sonra başaracağıma inanıyorum. Evet, bir rahatlıyorum. Hedefi vurduğumda daha çok rahatlıyorum. Ama şimdilik başlangıç aşamasındayım diyeyim. Kendimize inandığımız zaman aslında engel çok engellemiyor bizi. Tamam, ülkemizin şartlarında fiziki durumlardan dolayı engelleniyoruz ama beynen kendimizi engellemediğimiz zaman birçok şeyi başarabileceğimizi görüyoruz. Bunun örnekleri çok var aslında ülkemizde. Ama çok göz önünde değiller. Göz önünde olmadıkları için de bilgimiz yok. Başarabileceğimi biliyorum. Birçok şeyin atlatabileceğimi de biliyorum. Çünkü çok zor durumlardan bu hale geldik. Daha da iyi durumlara geleceğimize inanıyorum. Öncelikle ilk göz ağrımı olan para dansta birinci olmak. Birincilik elde edip Neziye arkadaşım ve Abdülkadir Bey ile beraber Avrupa'ya gitmek. Avrupa'da ülkemizi temsil edip İstiklal Marşı'nı okutmak. Daha sonra okçulukta da dereceye girip yine yurt dışında kendimizi, ülkemizi tanıtmak. İstiklal Marşı'mızı okutmak. Bir kadın olarak ve engelli olarak ben de varım, ben de başarabiliyorum demek istiyorum.